Kalmış ağam, bülbül gibi daldan dala konmuşam, oy konmuşam, oy. Ne gün görmüş, ne murat almış ağam. Ana beni şu zalimler vurdular, oy vurdular, oy vurdular da alkanlarda koydular, oy koydular, oy. Beykoz'a ben Çavuş başına 91'de geldim ama 94'ten itibaren de burada oturuyorum. Ben öğretmenim, Dinkirt öğretmeniyim ve Erzurum mezunuyum. Yani daha doğrusu şöyle, Kastamonu İmam ilk mezunuyuz. Ve daha sonra yüksek lisansı Erzurum'da bitirdim. 76-77. 1-11-1978'de Savaştepe Lisesi'nde öğretmenliğe başladım göreve. Oradan o siyah dönemler malum, yani şey yapmadı. Biz sürüldük Siirt Batman İmam Hatip'e. İmam Hatip'te çalıştım. Oradan sonra bir yıl orada çalıştıktan sonra da eş durumu yaptık. Sarıyer'de bizim dükkanımız vardı. Rahmetli ağabeyim dükkanı vardı orada. Eş durumundan Sarıyer'e geldik. Mesela ben türkü söylemeyi çok seviyordum. Sesim de çok güzeldi. Ve hatta tabii rahmet deden müsaade etmedi. Belki de iyi ki belki etmedi diyorum, bilmiyorum. Hani ben saz çalmayı, mesela benim şu anda biri evde sazım var, udum var, yaptırdım. Ama geliştiremedim yani. Yine de içimde maalesef uhde olarak kaldı. Ben kendim yüksek lisans mezunum ama şu anda seviyorum yani öyle şeyleri. Ve o şekilde mesela bizim özür dilerim koyunumuz vardı. Yani çok çok koyun güttük. Sırtımızda bir somun gidiyorduk onunla dağlarda. Ve hiç unutmuyorum, o zaman Nuri Sezgiler'in şey zamanlarıydı. Elimde radyo taşıyordum. Yani taşıyordum, hani böyle türküde dinleyeceğim dağlarda, kırlarda, bayırlarda. O şekilde. Ve tabii yani, ve okulum da çok uzak bir yerde olduğu için okulumuza gittik. Ve orada tabii daha sonra işte bazen ne bileyim odunlar gidiyor tabii. Ben eski şeyler, ben kalorifer yok, bir şey yok okulda. Kar, bayağı çok kar yağdı. Karda gittik geldik. İlkokulu o şekilde bitirdik. Ve okuldan sonra işte dediğim gibi Mevlam nasip et, imtihanlara girdim. Ve Vakıflar Talebe Yurdu'nun Kastamonu'nu kazandık. 7 yılda orada yani okumuş oldum. Ama Allah rahmet eylesin, bir müdürümüz vardı, Mecit Yılanlıoğlu. Onun yani korkusunu okuduk. 3 öğün bizi çok güzel hallederdi. Allah iyi ki halletmiş. Allah razı olsun. Bakın ben gerçekte mesela şu anda kaç tane iş adamları çıktı. Hep o dönemden maalesef. Ben şunu söyleyeyim. Disiplin olması lazım. Disiplinizde olan bir şey olmuyor maalesef. Her yerde eğitimde böyle, bir evde de böyle, dışarıda böyle, her yerde bir ben disiplinden yanayım yani. Disiplin olması lazım. Yani yine ben hani siyasi demiyorum zaten ama tabii bir idealle yetiştik biz.
idealimiz vardı bizim. Yani biz mesela öğretmen olmak istedim ben. Ve hatta o zaman şu an Tayyar Atıf Ulaş Beyefendi, şu an o zaman Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Hatta dedi bana, sen dedi böyle böyle idareci değil de, öğretmen değil de, yani müftü ol veya din görevlisi olarak. Dedim hocam ben, hayır ben öğretmenlik istiyorum. Ve isteyerek yani öğretmenliği seçtim ben. Ve ondan sonra dediğimiz gibi savaşta ve Balıkesir Savaş'ta Siirt Batman İmam Hatip. Oradan sonra Sarıyer İmam Hatip. Sarıyer İmam Hatip'ten sonra İstek Vakfı ve ondan sonra Doğu Nevza İlköğretim Okulu. Ondan sonra da Çavuşbaşı Ahmet Aksu İlköğretim Okulu. En son da Nene Hatun İlköğretim Okulu'ndan emekli oldum müdür olarak. Biz yaşlı olduğumuz için eski günleri her zaman için yani yad etmek istiyoruz. Eski günler bambaşkaydı. Ve komşuluk vardı, ne bileyim böyle insanlar birbirine gidip geliyorlardı ve bir komşuluk hakkı vardı. Ama maalesef şimdi öyle değil. Ve ama şunu da belirtmek istiyorum. Ben tabii Çavuşbaşı'ndayım 94'ten beri. Ve şöyle bir durum oldu, tabii inşaatlar falan devam etti. Ama şu andaki Beykoz'la, daha önceki Beykoz'la çok büyük farklar var. Çünkü çok güzel şeyler yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Mesela Beykoz'umuzun o sahillerini falan gördüm. Allah razı olsun başkanımızdan da. Gerçekten ben çok memnunum. Ben buraya evimi yaptım. Mahşeyi sırtımı taşıdım son duraktan buraya. Dereden, yani çuvallarla beraber sırtımı taşıdım. O sıkıntıları yaşamış olduk. Ama şu anda şükür olsun arabalar geliyor. Yani ben şahsen geçen şeye şahit oldum, ben bilmiyordum. Kabacık'ta millet sofrası diye başkanım bir şey açmışlar. Hem de her zaman sıcak çorba orada çiriyor. Ve orada ben kendim birkaç defa orada çorba da içtim. Yani Allah razı olsun sebep olanlardan. Ben şu andaki çalışmalardan gayet memnunum. Efendim şimdi şöyle bir durum oluyordu o zaman. Tabii ben ilk gittiğim zamanları, tabii ben savaş demedik, bu göreve başladık. Tabii o zaman benim şu anda saçlarım o zaman da uzundu benim. Yani böyle hiç unutmuyorum, bir rugan ayakkabı yaptım Erzurum, Dada Şişi. Ve tabii o zaman malum hani kravat, yendi, yakalar büyük. Şey oldu. Öyle gittik, hiç unutmuyorum. Mehmet Bey'de müdürümüz Savaştepe'de. O siyah dönemler tabii şey değişmiş falan olmuş. Ben selamünaleyküm selam. Çantayla içeri girdim. Tabii şöyle bir baktı. Dedim din dersi öğretmeniyim falan. Tamam ama derse girdik tabii, göreve başladık. Şimdi o, tabii hiç unutmuyorum o şeyimi. Tabii gençlik yılları. Tabii ben derse girdim. Ayağa kalktı öğrenciler. Arka sırada bir öğrenci hiç ayağa kalkmadı. Ya böyle duruyor. Tabii benim gücüme gitti bu. Gençlik ya bizmiş dedi. Tabii ya. Zil çaldı, herkes çıksın dedim ben. Sen çıkma dedim. Tabii çıkmadı. Tabii millet, bu adam yeni geldi. Kimdir, nedir bu? Tabii dedim, yavrum niye kalkmadın sen? Ya hocam işte dedi, bir şey anlattı bana yani. Ondan sonra tabii biz, en sevdiğim öğrenci de o oldu ondan sonra. Beni yanlış anlamış. Yani bana demek ne için şey yapmadık? Ayağa kalkmış, saygısız yaptık gelip içine bilmiyorum. Ama şu anda ondan sonra şükür olsun. Hani bakın diyorum, o sağ sol meselesinde bana derdi arkadaşlar, hocam niye senin görevinde yani nöbetle bir şey olmuyordu? Çünkü ben hep şunu yaptım. İdari aynı. Çizgimiz düz olması lazım Adnan Bey. Hani yani iki tarafı şey yaparsa bu iş yürümez. Bu her yerde böyledir. Mutlaka hani müdürseniz bir yerde, hani görev yaparken o şundan bu böyle bir şey yok. Yani herkese eşit muamele yaparsanız başınız ağrımaz. Çok güzel de görev yaparsınız. Kimse sınavda kötü bir şey düşünmez. Bu çok önemli. Keşke olmasaydı. Bilmiyorum tabii, gençlik yıllarımda gerçekten bu sağ sol meselesinden çok arkadaşlarımız da maalesef yani vefat etti, şehit oldu. Yani bilmiyorum, belki birileri bizi kullandı, bilemiyorum tabii nedir ama keşke diyorum bunu yapmasaydık, bu oyuna gelmeseydik. Yani o dönemde her gün kavga olurdu o Savaş'ta bir lisesinde. Yani çünkü benim olduğum lise vardı, İmam Hatip Lisesi vardı, bir de ayrıca öğretmen lisesi vardı. Yani o günler... Yani düşünmek bile istemiyorum. Çok çok karanlık günlerdi, çok zor günlerdi.
Yani dövüş, kavgalar, bakıyorsun kafası kırılmış, yarılmış, çok şeyle gördük yani. Allah'ıma şükür ama inşallah böyle bir şey bundan sonra zaten yok, olamazdı zaten. Yani ben şimdi mesela bakın öğretmenlerim unutmadım. Ben öğretmenimle görüşüyorum şu anda. Benim İmvat'taki öğretmenlerimle görüşüyorum. Ben ondan da kopmadım. Çünkü ben iz bırakan öğretmenlerim oldu. Ben her zaman bunu söylüyorum bakın. Şunu da söylemek istiyorum. Ben aşağı yukarı 40 yıla yakın hizmet ettim. Şu ana kadar hiçbir velim, hiçbir öğrencim, efendim veya bir şey, hiçbir kavgada olmadı. Hiç kimse beni görünce yüzünü dönmedi. Benim için en büyük zenginlikti bakın bunu. Bu çok önemli çünkü. Bu çok önemli. Söylüyorum, gençlere diyorum bakın idarecilere, her şeyi gördük yani şu anda varlığı gördük, yokluğu, mevki makamını da gördük. Aman diyorum yani bak bunlar gelip geçecekler, mevki makamlar. Biz insan olmak zorundayız, bilmiyorum. Ben her böyle düşünüyorum. Çok aşırı baskılı bir yere varılmıyor. Yani bu çok çok önemli. Tabii biz onları yani öğrenmeyi çağırmamız lazım. Mesela odanı çağırdığımız zaman ve de şunu çok önemli, ben şuna dikkat ederdim. Hani gençlere bir başkasının yanında yüksek sesle konuşmak veya hani onu böyle ne bileyim azarlamak bana göre yanlış bir şeydir. Odanı da çağırırsın, onunla görürsün, o zaman daha iyi anlıyor gençlik. Çok çok önemli. Mesela ben, kızım benim, avukat kızım Yeditepe'de okudu. Kayıkçıların da Yeditepe Üniversitesi'nde okudu. Hanımla beraber hiç unutmuyorum, oraya gittik. Tabii doğalgazdan alacağız, doğalgazı kaydını alacağız şeye. Tabii oradaki memur efendi bize beni ayırdı. Tabii ben diyorum benim öğrencim ama nereden öğrencim? Bir türlü düşünüyormuşum. En son tabii bir şey söylemedi. Tabii bizi yanına aldı oraya da oturdu. Bize şey ikram etti. Hocam beni tanıdın mı? Dedim ben tanıyamadım. Dedi böyle ben işte efendim 36 numaralı şeyden Sarıyer'in ortada öğrenciniz. Bazı şeyler çok güzel oluyor. Mesela ben görüyorum, hocam beni tanıdım. Ben tanımıyorum tabii, çoğunu unutuyoruz öğrencilerimizi, şey yapamıyoruz. Ama yani çok mutlu oluyoruz. Hani belirli mevkilerde öğrencilerimizi görmek gerçekten bizi çok çok mutlu ediyor. Beykoz gerçekten bana göre İstanbul'un yani çok güzel yani ilçelerinden bir tanesi bana göre. Çünkü ben Sarıyer'den geldim. Sarıyer'deydik. Ben Sarıyer devamlı oturdum. Şimdi Sarıyer ve buralar birbirine yani kardeş, karşı karşı zaten bunlar. Ve sahil olduğu için Beykoz çok çok güzel. Ve inşallah hani buradaki ormanlarımız da gitmez şu anda. Burası olsun diğer ormanlarımız. O bizim için çok çok önemli. Ve inşallah çalışmalar da devam ediyordur. Tabii büyüklerimiz daha iyi bilir bu işleri. Ve inşallah daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Şöyle günden güne iyiye gidiyoruz gibi geliyor bana. Çünkü daha önce gittiğimden yollar doğru, yollarımız yoktu, bizim asfalt yolumuz yoktu. Şu anda yollarımız asfaltlandı. Çok güzel bir şekilde. Yani okullarımız bir taraftan yapılıyor. Ve geçen güne gittim mesela Beykoz'un o sahilden çok çok güzel olmuş. Çalışanlardan Allah razı olsun diyorum. Yani her zaman bu yani biri geliyor, bir böyle bir şey yapması lazım. Yani her gelen bir şey yapmaya devam ederse daha güzel olacak diye düşünüyorum ben. Gençlerimize şöyle tavsiye ediyorum. Hani gençlerimizin çok çok çalışması lazım. Yani hangi sektörde olursa olsun mutlaka çalışmamız lazım. Çalışmak zorundayız. Hani mesela ne diyor zaten şairimiz? Çalış dediğince diyor hani çalışmadan durdun. Onun hesabına bir şey hurafeler uydurdun. Sonunda bir tevekkül sokuşturup araya çevirdin dini, zavallı dini sen bununla maskara ediyor. Yani biz şöyle çalışmak zorundayız. Çalışmamız lazım. Öğrenciler çalışmamız lazım. İş adamı yani ne olursa olsun çalışmamız lazım. Yani çalışmaktan başka bizim seçeneğimiz yok. Çünkü vatanın milletimizi seviyorsak, bayramımızı seviyorsak mutlaka çalışmak zorundayız. Ama topyekun çalışmak zorundayız. Bu şekilde düşünüyorum ben yani. Çünkü bu vatan bizim.